Evet, tartışma şekilden şekle giriyor gördüğünüz gibi. Bunun kodlarını çözmekte zorlanıyoruz. Kim kimle neyin kavgasını yapıyor? Bunu AK Parti'nin son zamana kadar milletvekili, Kütahya milletvekili bir isme soracağız. Sayın İdris Bal, biliyorsunuz dershane tartışmaları sırasında disiplin kuruluna sevk edilmişti. Sonucu beklemeden istifa etti ve bugün stüdyomuza konuk. Hoş geldiniz İdris Bey. Merhabalar, iyi yayınlar. Ne anlamalıyız? Kim kimle neyin kavgasını yapıyor? Aslında burada geniş, genel bir kavga yaşanıyor. Bir demokratlık, demokrasi sınavından geçiyoruz. Bir ülke var ve o ülkede çok ciddi ithamlarla bir operasyon gerçekleşiyor. Ve o operasyon karşısında da herkes tavrını ortaya koyuyor. Ve biz koyulan tavra göre aslında kim, insanların nerede olduğunu görüyoruz. Siz neresindesiniz bu kavganın? Ben açıkçası geçmişte de gerek Ergenekon'la alakalı, gerek Balyoz'la alakalı, gerek KCK'yla alakalı durum olduğu zaman, operasyonlar olduğu zaman, aynen şimdi söylediğim gibi, bu operasyonlarda da söylediğim gibi, hukuk devletinde herkes yargılanır. Hukuk devletinde general de yargılanabilir, cumhurbaşkanı da, başbakan da yargılanabilir, herkes yargılanabilir, zengin de yargılanabilir, fakir de yargılanabilir. Ama yargılama yapılır iken, yargılamayı yapanlar hukuk kuralları içerisinde davranmalı. Geciken adalet, adalet değildir. Bu çerçevede hep baktım. Aynı şekilde bakmaya devam ediyorum. Peki bugün şimdi anlıyoruz ki birçok insan aslında haberdarmış. Hani birçok bakanın, oğullarının böyle ticari faaliyetler içinde olduğu sanki kabine içinde, parti içinde çok da biliniyormuş. Var mıydı bunun dedikoduları siz görevdeyken? Ben öyle bir şey duymadım. Ben duymadım. Sadece bu operasyondan sonra duydum. Ayıp olan, olmaması gereken ticaretle uğraşmak değildir. Hayır, yolsuzluğa yani, bulaşmak elbette. Ayıp olan, yanlış olan yolsuzluğa bulaşmaktır. Evet. Ve hırsızlık yapmaktır. Bir de şu var, tabii ki burada masumiyet karinesi var hukukta. Kimseye ben şu anda hırsız demiyorum ya da evet, operasyon ama yapanlar... Ama istifaları gerekmez mi bakanların? Kesinlikle gerekir. Yani gerek başka ülkelere bakın. Mesela Almanya'da Alman Cumhurbaşkanı, herkes biliyor ki neden dolayı istifa etti ve hala yargılama devam ediyor. Kendisi ekonomi sınıfından bir bilet almış. Bir iş adamı arkadaşı onu business sınıfına çevirmiş. Yani ne kadar basit bir şey. Yani maddi bedeli, 300-500 lira, 700 lira tutar. Peki, yani bunu. Başbakan niye tırmandırıyor tersine? Şimdi burada ben kim niye tırmandırdı bilmiyorum ama... Ya da cemaat ne yapmak istiyor o zaman, diyorum, tersinden sorayım. Diyorum ki yani burada meseleye biz ne cemaat penceresinden bakmalıyız ne başbakan penceresinden bakmalıyız. Biz meseleye hukuk, adalet, demokrasi ve demokratik gelenekler ama penceresinden bakmalıyız. Hukuka nasıl bakacağız oradan? Müdahale işte şöyle bakıyoruz. İspanya'da böylesine bir soruşturma oluyor. Ne oluyor peşinden? Parti basılıyor. Partiye 13-14 saat operasyon yapılıyor, araştırıyorlar. Ama bunu yazdı diye Zaman Gazetesi'ni suçladı başbakan, biliyorsunuz. O zaman bu demokrasi olmaz. Ne diyor hükümetin başı? Gerekli kolaylığı sağlayın diye emir verdim diyor. İşte demokrasiler de böyle olur. Nasıl olur Mecliste demokrasilerde? Sizin gibi bakan insanlar çoğal, parti içinde, AK Parti içinde var mı? Çoğal ben tabii AK Parti'den ayrılalı, istifa edeli neredeyse bir ay geçti. Daha önceki sohbetlerimden, arkadaşlıklarımdan kaynaklanarak şunu söyleyebilirim. Evet, yani böyle bakan arkadaşlar var ama bakmak önemli değildir ki. Yapmak yani bakınız önemli. Tabii yani 28 Şubat sürecine bakın. Ama mesela Cumhurbaşkanı'nın törenlerine daha önceki yıllardan fazla bakan bugün gittiğini gördük. Bunlar işaret midir? Yani yüzler köşke dönüyor gibi bir algı var mı? Bir yani, hazırlık var mı ya da başka bir hazırlık? Tabii benim bildiğim bir şey yok ama benim bildiğim şudur. Konjonktürel olarak birileri güçlü olur ve insanlar da tırnak içerisinde onlara yanaşmak için, yüzünü görükebilmek için yanaşırlar. Evet. Ama o konjonktür değiştiğinde herkes kaçışmaya başlar. Değişti mi i̇şte konjonktür? Demokratlık burada görünüyor. Yani bakın, gücün yanında değil, doğrunun yanında yer alır iseniz iddia ediyorum uzun vadede kazanırsınız. Konjonktür değişti mi Türkiye'de? Yani şu anda konjonktür gereği tabii ki bir iktidar var ve birileri zannediyorum belli şekilde tatlı görünmek istiyorlar ve ne yapılırsa yapılsın dik bir şekilde, dürüst bir şekilde hata var diyemiyorlar. Mesela bakın, adli kolluk yönetmeliği değiştiriliyor. Allah aşkına böyle bir şey olabilir mi? Yani bu şu demek, ben size operasyon yapacağım, haberiniz olsun. Haberiniz olsun. Yani bu operasyonların üst kademelere yönelik
operasyonların önünün kesilmesidir. Başka bir açıklaması yoktur bunun. Bunu söylemek için de ne Müslüman olmaya gerek var, ne Türk olmaya gerek var, ne profesör olmaya gerek var, ne başka bir şey olmaya gerek var. Ne olursanız olun, dininiz bir tarafa, İlis siyasi Bey, görüşünüz bir tarafa, bu kabul edilemez bir durumdur. Yani. Nereye varacak bunun sonu? Ya ben ümit ediyorum ki demokratlar etkin olur ve hiç önemli değil ne olursak olalım. Siyasi görüşlerimizin, inançlarımızın ötesinde gerçekten adalet diyorsak, gerçekten hukuk devleti diyorsak, gerçekten demokrasi diyorsak daha köşeli bir şekilde tavrımızı ortaya koymalıyız. Kızmadan, küfretmeden, hakaret etmeden demokraside bu olmaz demeliyiz. Medyasıyla, üniversitesiyle, sivil toplumuyla, siyasetiyle bunu söylememiz gerekiyor. Aksi takdirde kazanımlarmış. Yani bunlar bir anda gidiverir ve ciddi anlamda ben böyle bir risk olduğunu düşünüyorum. Seni Cisbal çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Sağ olun. Sağ olun.